Merhaba arkadaşlar. World of Tanks'ın 9.18 güncellemesi bugün yayınlandı. Uzun süredir beklediğimiz değişikliklerin hepsi oyuna dahil oldu. Yeni matchmaking atamaları, 10 seviye hafif tanklar, artilerdeki büyük değişiklikler vesaire. Detaylı bilgiler için oyunun internet sitesini ziyaret edip detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Bu güncellemenin ardından da ben de hemen mod paketimi hazırladım. Gelin mod paketimin içerisinde neler var? Bir önceki mod paketime göre neler değişti? Bu mod paketini nasıl kurarım ve nasıl kaldırırım ve mod paketinde çeşitli ufak tefek değişiklikleri nasıl yapalım? Bunlara bakalım. Evet, oyun içi özelliklerine gelecek olursak XVM kullanıyorum arkadaşlar. Ayrıca kendi XVM konfigürasyonunu kullanıyorum. Yani tamamen kendim ayarladığım XVM değerlerini göreceksiniz burada. Bu nedir? Taba bastığınız zaman kendi takımınız ve düşman takımınız hakkında size çeşitli bilgiler veren bir istatistik penceresi. Takımınızdaki oyuncuların ve düşman oyuncuların toplamda ne kadar maç sayısına sahip olduğu, toplamda ne kadar VN8'lerin olduğu, toplamda ne kadar kazanma oranlarının olduğunu, ayrıca bu arkadaşların bayraklarını, hangi ülkeden oynadıklarını ya da XVM üzerinden hangi bayrakları seçtiğini gösteren ve aynı zamanda da maçın başındaki kazanma oranınız ve maçın devam eden durumuna göre ki kazanma oranınızı gösteren bir XVM kullanıyorum. Sol üst köşeye bakacak olursak hangi tankta ne kadar hasar attığınızı gösteren sol üst tarafta bir hasar takip paneli var. Bu standart XVM'in hasar paneli. Ben birazcık modifiye ettim, birazcık sadeleştirdim burayı. Onun dışında bunun birazcık yanında anlık VN8 göstergesi var. Attığınız hasarlara ve aldığınız kile göre anlık VN8'inizi hesaplayan ufak bir mod var sol üst köşede. Bu anlık VN8 modu daha sonra maç sonunda gerçek VN8'inizden biraz farklı olabilir. Çünkü maçın içerisinde gerçek VN8 formülüne göre hesap yapamıyor bu mod. Yalnızca sizin attığınız hasar ve aldığınız kile göre hesap yapıyor. Takım panellerinin sağ tarafına bakacak olursanız düşmanların takım listesinin yanında sarı ve gri ampuller var. Bu ampuller hangi düşman tankının spotlandığını ve spotlanmadığını gösteriyor. Gri ampul düşman tankı daha önce spotlanmış ama şu anda spotta değil anlamına geliyor. Sarı ampul ise o düşman tankı şu anda hali hazırda spotta, haritada bir yerlerde anlamına geliyor. Eğer hiç ampul çıkmamışsa bu düşman tankı daha spotlanmamış demektir. Dikkatli olmanız gerektiğini anlatır size. Onun dışında haritadaki çizgilerden ve yediğimiz hasar panelinden bahsedeyim. Bunun için ayarlar kısmına giriyoruz oyunu. Haritadaki çizgileri görebilmeniz için sağ tarafta mini haritada menzil göstergelerini, göster seçeneklerini hepsini işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları işaretlemezseniz haritadaki çizgileri göremezseniz, bakın gördüğünüz gibi haritadaki çizgiler kayboldu. Geleceksiniz, bu işaretleri işaretleyeceksiniz. Onun dışında da genişletilmiş mini harita özelliklerini etkinleştiri de her zamana getirmeniz lazım. Eğer bu asla şeklinde bulunursa mini haritanız yalnızca bu şekilde gözüküyor olacaktır. Yani haritada takım tank isimlerini ve spottan kaybolmuş olan düşman tanklarını göremeyeceksiniz. Bu nedenle bu özellikleri yapmanız, bu ayarları açmanız önemli. Onun dışında benim mod paketimde aslında oyunun kendi içerisindeki özellik olan yediğimiz hasarları gösteren sol alt köşede bir panel mevcut arkadaşlar. Bu paneli nasıl bu hale getireceğiz? Bunu göstereceğim şimdi size. Tabii önce 1357'nin LTG'ye ne kadar acı çektirdiğini bir izleyelim. Evet, oldukça acı verici. Bu arada bakın yukarıda bir Sauron'un gözünü görüyorsunuz. Bu sizin düşman tanklarına spotlandığınız, yani düşman tanklarının artık sizi görüyor olduğu anlamına geliyor ve 10 saniye boyunca da ekranda kalıyor. Yani size diyor ki bak düşman tankları seni görüyor. Çabuk git kendini güvenli bir bölgeye al. Evet. Onun dışında sol altta dediğim gibi yediğimiz hasar panelini gösterecektim. Ayarlara giriyoruz. Savaş bildirimlerine giriyoruz. Kütük sekmesi altında bu şekilde ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Yani bu ne demek? Detaylı hasarı her zaman göster. Olay türünü alınan hasarlar olarak işaretliyorsunuz ve olayların konumu olarak da tüm olaylar aşağıda şekilde işaretleyip uygula ve tamama bastığınız zaman siz de düşman tanklarından yediğiniz hasarları aynı benim gibi sol alt köşede burada düzenli bir şekilde görebileceksiniz arkadaşlar. Onun dışında mod paketimin, yani XVM'in aslında küçük bir özelliği daha var. Bu da
Klavyenin alt tuşuna bastığınız zaman düşman tanklarının kalan can puanlarını gösteren küçük bir ayrıntı. Alta bastığınız zaman hangi düşmanınız ne kadar can puanı kaldığını görebiliyorsunuz buradan. Böylelikle o düşman tankına doğrudan saldırabilir miyim, saldıramaz mıyım şeklinde size ufak bir fikir veriyor. Evet arkadaşlar, Arty'nin G modundan bahsedelim. Bir de daha önce modlar yardımıyla girip çıkabildiğimiz bu Arty'lerde bize daha farklı bir görüş açısı sağlayan mod artık oyunun kendi içerisine dahil oldu. Klavyemizi G tuşuna bastığımız zaman şu şekilde bir Arty görüş açısına sahip olup böyle daha isabetli atışlar yapabiliyoruz. Bu görüş modu artık oyunun kendi içerisine entegre oldu ve bunun için herhangi bir mod kullanmanıza gerek yok. Yalnızca Arty kullanırken klavyenizdeki G tuşunuza basmanız sizin için yeterli olacaktır. Tekrardan G tuşuna basarsanız eğer, normal G görünümüne girdiğiniz zaman normal eski usul Arty görüş açısına sahip olacaksınız. Bakın böyle ince atışlar yapabilmenizi sağlayan bir moddu. Daha önceden bu atışlar için kullanıyorduk G modunu. Artık oyunun kendi içerisine dahil oldu. Bakın tekrardan G'ye bastığınız zaman bu şekilde standart Arty nişangahına dönerken G tuşuna tekrar bastığınızda bu görüş açısına kavuşabiliyorsunuz. Artık oyunun kendi içerisinde standart arkadaşlar bu mod. Bu şekilde Arty oynarken atışlarınızı daha isabetli yapabilirsiniz. Yeni Arty güncellemesinden sonra Arty'ler artık daha isabetli atabilirken artık daha az hasar veren tanklar konumuna geldiler arkadaşlar. Bakın garaja geldiğimiz zaman ise yukarıda savaş butonunun yanında bir adet patlıcan simgesi göreceksiniz. Bu benim mod paketimin hangi versiyonda olduğunu. Ayrıca sizi sol tıkladığınızda patlıcanlı sohbet kanalına bağlayan, aynı zamanda da sağ tıkladığınızda ya da mouse'unuzun orta teker tuşuna tıkladığınızda da benim Twitch ve YouTube kanallarıma götüren bir buton göreceksiniz. Sağ kısımda ise tarih ve saati göreceksiniz. Aynı zamanda da benim mod paketimin isminin yazdığını görüyor olacaksınız. Onun dışında sağ alt köşedeki bildirim butonuna tıkladığınızda Yasen Kresen garaj istatistikleri modunu görebilirsiniz. Burada işte oynadığınız maçlarda ne kadar galibiyet aldınız, kaç tier ortalamasıyla oynadınız, ne kadar para kazandınız, ne kadar işte VN8'iniz vesaire şeklinde oldukça detaylı istatistiklerinizi gözlemleyebileceğiniz bir panel bulunmakta. Onun dışında benim mod paketime özel herhangi bir şekilde tamir çantası ya da işte azık vesaire aldığınızda doğrudan altınla değil doğrudan kredili şekilde seçecek şekilde ayarlanmış bir şekilde mod var. Mesela AMX1375'ime bir azık ekleyelim, yani koyu kahve ekleyelim. Bakın koyu kahveye tıkladığım zaman altın değeri değil de doğrudan kredi değeriyle gelecektir ekranınıza. Ve bu da sizin unutkanlığınız olursa eğer yanlışlıkla altın harcamanızı engelleyecek güzel bir özellik. Evet, gelelim şimdi bu modu nasıl kuracağımıza. Videonun aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten indireceğiniz zip dosyasını açıyorsunuz arkadaşlar. Zip dosyasını açtığınızda karşınıza iki tane klasör geliyor. Birisinin ismi Mods, diğerinin adı ise ResMods. Artık World of Tanks modlar konusunda değişikliğe gitti ve artık iki tane klasör yer alacak modlarımızın içerisinde. Birisi ResMods klasörü, diğeri de Mods klasörü. Bu iki klasörü oyun dosyalarımızın yüklü olduğu yere atacağız arkadaşlar. Tabi bunu atarken de eski bu dosyaları silmeyi unutmayın. Çünkü eski dosyalarınızın içerisinde mod dosyaları yer alıyorsa muhtemelen çakışmalara ve bazı hatalara sebep olacaktır. Bu hataları engellemek için mod ve ResMod klasörünüzü böyle seçiyorsunuz. Bu iki klasörü tamamen siliyorsunuz. Ardından benim zip dosyamın içerisindeki ResMod ve mod klasörünü böyle buraya sürükle bırak yöntemini bırakıyorsunuz ve modları kurmuş oldunuz. Hayırlı olsun. Bu yeterli mi? Bu yeterli değil tabii ki. Oyuncu istatistiklerini görebilmemiz için arkadaşlar, XVM'deki oyuncu istatistiklerini görebilmemiz için modxvm.com internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Evet, modxvm.com internet sitesine gittiğiniz zaman eğer Türk İngilizce olarak açılmalıysa şuradan İngilizce
düğmesine bastıktan sonra ModXVM sayfası İngilizce hale gelecektir. Burada sağ üst köşede Sign In butonu var arkadaşlar. Sign In butonuna bastıktan sonra oyunu hangi serverda oynuyorsanız o servera tıklamanız gerekiyor. Bu servera tıkladığınız zaman eğer daha önceden bu internet sitesine giriş yaptıysanız sizi buraya doğrudan bağlayacaktır ve kendi oyuncu nickiniz gördüğünüz gibi sağ üst köşede gözüküyor olacaktır. Bu internet sitesine neden giriş yapıyoruz? Eğer bu internet sitesine giriş yapmazsak oyuncu istatistikleri gözükmez arkadaşlar oyunumuzun içerisinde. Eğer bu istatistikleri görmek istiyorsak buraya gelip Activate Service tuşuna basmamız gerekiyor ve böylece artık oyuncuların VN8 değerlerini, bayraklarını vesaire işte benim modumda gördüğünüz istatistikleri görebiliyor olacaksınız. Bu istatistikleri modifiye etmek isterseniz mesela nedir? Ben oyuncuların istatistiklerini görmek istemiyorum ama işte takım listesinin yanında ampullerde gözüksün istiyorum diyorsanız buradan settings'e tıkladığınızda XVM servisleri başlığı altındaki şu tikleri kaldırdığınız zaman oyuncu istatistiklerini görmezsiniz mesela. Burası bu işe yarar. Chance to win dediğimiz yer maç kazanma oranını gösteren bölgedir. Eğer maçlardaki kazanma oranınızı görmek istiyor ya da istemiyorsanız buradaki seçenekleri seçip seçmemeniz gerekiyor. Onun dışında scale kısmı istatistikleri 2 haneli mi yoksa 4 haneli şeklinde mi gözükmesi gerektiğini seçen bölgedir. Double digit yaparsanız 2 haneli yani 100 üzerinden görürsünüz. Default scale seçerseniz ise normal istatistik değeri neyse onu görürsünüz. Aşağıda da rating seçeneği var arkadaşlar. Burada ratingden ben VN8'i kullanıyorum. VN8 değerlendirmeyi görmek istiyorum ama siz Wargaming'in ratingini görmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz ya da VN6'yı görmek istiyorsanız buraya, efficiency'yi görmek istiyorsanız buraya ya da XTA'yı görmek istiyorsanız buralara tıklayabilirsiniz. Ben VN8'i tercih ediyorum. Onun dışında aşağıda Top Clans Count Rated kısmında kaç tane klanın, bayrağının XVM oradaki panelin etrafında gözükeceğini gösteriyor arkadaşlar. Ben bunu 50'de tutuyorum. Siz isterseniz dilediğiniz gibi böyle çoğaltıp azaltabilirsiniz ve en aşağıda da XVM'de gözükecek bayrağınızı seçebilirsiniz. Ben bot bir oyuncu olduğum için Polonya bayrağını tercih ediyorum. Siz istediğiniz bayrağı tercih edebilirsiniz. Bu tabii ki tamamen şakasına seçilmiş bir durum. Eğer hiçbir bayrak seçmezseniz doğrudan oyun diliniz hangi dil ise o dile göre otomatik bir bayrak ataması yapacak arkadaşlar. Bitti mi? Aslında tamamen bitti sayılır. Benim gibi kullanmak istiyorsanız modları bu şekilde ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Ama oldu. Modlar işte FPS'nizi düşürdü ya da ne bileyim işte ufak tefek ayarları değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için de benim forumdaki World of Tanks forumlarındaki mod konuma gidiyoruz ve orada sık sorulan sorular kısmı var. Bu kısımda muhtemelen bana soracağınız, muhtemelen sorunun altında soracağınız soruların cevapları orada yer almakta arkadaşlar. Benim forumdaki mod paketi sayfama gittiğiniz zaman sayfanın aşağısında sık sorulan sorular yer almakta. Mesela anlık VN8 modu genelde FPS düşürür benim modumda. Anlık VN8 modunu kaldırmak istiyorsanız nasıl yapacağınız? İşte zoom'u sadece 8x'e getirmek istiyorum ben 25x görmek istemiyorum diyorsanız bunu nasıl yapacağınız? İşte catch dosyaları, FPS, zoom in, zoom out hani çeşitli aklınıza gelebilecek soruların aslında bana en çok sorulmuş olan soruların cevapları da bu kısımda yer alıyor arkadaşlar. Bu kısımdan da ufak tefek ayarlamalarınızı ve modifikasyonlarınızı yapabilirsiniz. Her şey bitti. Tüm ayarlarınızı yaptınız. Artık modu kullandınız. Fakat ne oldu? Diyelim ki modu beğenmediniz arkadaşlar. Modu kaldırmak istiyorsunuz. Modu kaldırmak için ne yapıyoruz? Şimdi de bundan bahsedeceğim. Modu kaldırmak için yine oyunun yüklü olduğu klasöre giriyorsunuz arkadaşlar. Mods klasörünün içine giriyorsunuz. 9.18 klasörünün içini ve 9.18'in dışındaki diğer tüm klasörleri silmeniz gerekiyor. Yani mods klasörüne girdiğiniz zaman burada boş bir 9.18.0 klasörünün olması gerekiyor. Bitti mi? Bitmedi. Aynı zamanda aynı işlemi res mods klasörü için de yapmamız gerekiyor. Yani her şeyi silip yeni bir 0.9.18.0 klasörü oluşturabiliriz. Bu yöntemle de modlardan tamamen kurtulmuş olabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Mods klasörünün içerisinde ve
Res mod klasörünün içerisinde içi boş olan 0.9.18 yani oyunun hangi versiyonu varsa o versiyonunu gösteren boş klasörler olmak zorunda. Eğer bu boş klasörler olmazsa oyununuz hata verip açılmayacaktır arkadaşlar. Evet, bunun dışında ben modlarımı ara ara güncelliyorum arkadaşlar. Bu nedenle benim Facebook sayfamı takipte kalmanızı öneririm. Mr. Botoş yazarak Facebook'a Mr.Botoş yazarak erişebilirsiniz ya da işte zaten yukarıda da görüyorsunuz, şurada işte videonun açıklama kısmında var, birçok yerden benim Facebook sayfama erişebilirsiniz. Modlarımda güncelleme yaptığım zaman kendi Facebook sayfamda ve forumdaki sayfamda modlarımla ilgili güncellemeleri açıklıyorum burada. Buradan da çeşitli sorularınıza da cevap veriyorum. Buraları takipte kalırsanız şu anki mod versiyon 1, versiyon 2'si çıktığında, 3'ü çıktığında ya da modla ilgili herhangi bir değişiklik yaptığımda bu iki sayfadan sizlere duyuruyorum arkadaşlar. Modlar hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ben kendi modlarımı çok beğeniyorum. Yani her gün geçtikçe World of Tanks zaten kendisine oyunun çeşitli modlarını ekliyor. Ben de gün geçtikçe kendi modlarımı giderek sadeleştiriyorum. Bana oldukça fayda sağlıyor. Dilerim sizlere de fayda sağlıyordur. Yorum olarak aşağıya atabilirsiniz. Aklınıza gelecek olan soruları veya anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Cevaplayacağım elimden geldiğince. Evet, mod hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.